Ahmet Kekeç, hiç kıvranmayın bunun adı darbedir. Konvansiyonel dönemlerde darbe tankla yapılırdı. Önce radyo ve televizyon vericileri ele geçirilir, sonra zırhlı birlikler stratejik noktalarda konuşlandırılırdı. Darbe bildirisi radyo ve televizyonlardan okunur okunmaz darbe gerçekleşmiş sayılırdı. Sonra gelsin gözaltılar. Postmodern zamanların darbesi daha farklı oluyor. Adı üstünde postmodern hükümeti kısmen ya da tamamen farklı mekanizmaları devreye sokarak çalışamaz hale getirdiğinizde postmodern darbe yapmış oluyorsunuz. Nitekim Erol Kasnak bu bir postmodern darbedir demiş. 28 Şubat'ın mahiyetine dikkat çekmişti. Evet 28 Şubat postmodern bir darbeydi. Sivil ve askeri bürokrasi, kartel medyası, bazı sol sendikalar, bazı işverenler örgütü ve bazı siyasi partiler el birliği etmiş, hükümeti çalışamaz hale getirmişlerdi. Bir süre sonra da milletvekili borsası kurarak çalışamaz hale getirdikleri hükümeti düşürmüşlerdi. Bu cümle neden olarak Gezi kalkışmasını da dört dörtlük bir darbe girişimi saymak gerekiyor. Gezi bir çevre hareketi olarak doğdu ama kısa süre içinde darbe konsorsiyumu tarafından ele geçirildi. Bir bakıma darbenin manivelası olarak kullanıldı maksat önce hükümeti çalışamaz hale getirmek sonra düşürmekti dolma bahçe ofisine yapılan ölümüne saldırının nedeni buydu maksat başbakan kaçtı cümlesini dünyaya duyurmaktı başbakanın ofiste olduğu sanılıyordu dolma bahçe camiinde stüdyo kurmuş Reuters ajansı da haberi duyurmak için alesta bekliyordu hep yazıyorum camide içki içildi mi içilmedi mi tali bir meseledir. Dolma Bahçe gazabatında yaralananlar için revir haline getirilmiş camide iki büyük yayın kuruluşu hazır bekliyordu. Reuters ve Doğan Haber Ajansı. Eylem başarıyla sonuçlansaydı Dolma Bahçe Camii darbenin yayın karargahı olacaktı. Başbakan kaçmadı. Kaçıramadılar. Önceden programlanmış Fas ziyaretini tamamladıktan sonra ülkesine döndü ama korktu kaçtı ithamlarından kurtulamadı. Biricik vasfı Wolfowitz'e mikrofonluk yapmak olan bir gazeteci o günlerde şuna benzer şeyler yazıyordu. Ülkesinde dolaşamayan, başkente bile giremeyen, sadece havaalanlarında görülen bir başbakan. Gezi'yi paralel darbe girişimi izleyecek ve sonuç hiç de şaşkınlıkla karşılanmayacaktır. Paralel örgüt daha sofistike yöntemlerle çalışıyordu. Dinleme ağıyla bütün bir ülkeyi tarassut altına aldı. Başbakanın fiziki takip uyguladı. Ciddi suçtur. MIT tırlarına saldırı düzenledi. Türkiye terör örgütlerine silah ve mühimmat gönderiyor algısını oluşturmak için. Devletin en üst düzey güvenlik toplantısına sızdı. Başbakanın, Dışişleri Bakanının ve MIT müsteşarının İran ajanı olduğu yönünde yayınlar yaptı yahut yaptırdı. Başbakan hakkında dönemin başbakanı şeklinde fezlekeler hazırlattı. Kritik enerji görüşmelerine imza atmış Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın ve EPDK üyelerinin telefonlarını dinledi. Bazı EPDK üyelerinin 25 Aralık soruşturmasının sanığı yaptı. Hedef görünüşte yolsuzluklarla mücadeleydi ama asıl hedef hükümeti çalışamaz hale getirmekti. Devletin gizli güvenlik toplantılarına sızmak ve elde edilen bilgileri belirsiz adreslere servis etmek bir suçsa hükümeti çalışamaz hale getirmek iki suçtur. Bunun adı da darbe suçudur. Efendim başbakanı dinlemedik başbakan dinlemeye takıldı. İyi de dinlemelerinizi de kiminle konuşursa dinlemeye takılır sorusuna göre ayarlamışsınız. Neredeyse dinlemedik denek bırakmamışsınız. Kabak gibi ortadasınız. Ahmet Kekeç Star